Test Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. ZTE kısa bir süre önce amiral gemi segmentinde Axon 7 akıllı telefonuyla ofisimizin konuğu olmuş, test sonuçlarını aldığı sonuçlarla liste başı modelleri birer birer aşağı almıştı hatırlarsanız. Bu defa da uygun fiyatıyla dikkat çeken daha mütevazı bir model ile bizlerle. Bu videomuzda Blade V7 Lite isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. ZTE ülkemizde kısa bir süre önceye kadar operatör telefonu olarak bilinirken bu bilinirliğini artık kendi markası üzerinden büyütmeye karar vererek iyi bir hamle yapmış ve yeni akıllı telefon modellerini ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmuştu. Bunların en başarılı örneği kuşkusuz kısa zaman önce incelediğimiz Axon 7 olurken bu defa da elimizde daha uygun fiyatı ve mütevazı özellikleriyle dikkat çeken bir model var. Blade V7 Lite özellikle uygun fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir model oluyor. Elbette telefonun detaylarına ineceğiz ancak ilk etapta söze bu ikisinden bahsederek başlayalım. Yani tasarıma ve fiyata bakalım. Blade V7 Lite şu an piyasada 682 TL fiyattan satılıyor. Bu anlamda yakın zamanda incelediğimiz TP-Link Nephos C5 ile yakın seyreden telefon ayrıca Turkcell T70, Türk Telekom K8, Casper E1 ve Lenovo A7000 gibi modellerle de aynı potada. Burada yer alan her modelin birbirine göre artıları eksileri var. Elimizdeki Blade V7 Lite'ın da yine aynı şekilde keza. Blade V7 Lite tasarımıyla gördüğünüz gibi çok şık görünüyor. Elimizdeki model ile önden baktığımızda beyaz rengi bizlere sunan telefon arka yüzde metalik gümüş yüzeyi bizlere getiriyor. Tasarımıyla oldukça beğenimizi kazanan telefon arka yüzde bulundurduğu bazı özelliklerle de dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi parmak izi sensörü mesela. Bu sensör hatırlarsanız rakipleri arasında çok fazla tercih edilmiyor. Bazı modellerde var ancak Blade V7 üzerinden bahsedecek olursak rakipler arasında sıyrılmasını sağlıyor. Telefonun çevresinde alt kenarda USB, micro USB yuvası, üst kenarda kulaklık girişi yer alıyor. Sağ kenara baktığın zaman SIM kart ve micro SD kart slotunu bulunduran telefonun arka kapağı açılmıyor, onu da söyleyelim. Yine burada güç butonu aynı kenarda. Diğer kenara baktığımızda da ses butonlarını yan yana görebiliyoruz. Telefonun arkasında alt kenarda hoparlörler bulunuyor. Hazır yeri gelmişken hoparlörlerin de ortalama ses sunduğunu söyleyelim. Yani çok üstün beklentiler içine girmeyin. Öte yandan kutu içerisinde bir kulaklık seti de bulunduran Blade V7 böylece ekstra bir kulaklık satın almanızı da engellemiş. Blade V7 Lite'ın ekranı 5 inç boyutunda IPS LCD panelden oluşan ekran gövdeye oranlandığında %68.3 seviyesinde kalıyor. Bu da fena bir rakam değil ama isterdik tabii ki %70'in üstüne çıksın. Çünkü güzel ekranlar, güzel gövde ekran oranları %70'in üzerinde olanlar. Ekran çözünürlüğüne bakacak olursak HD bir ekran çözünürlüğüne geldiğini söyleyebilirim. 294 ppi piksel yoğunluğunda olan ekran segmentine uygun olarak ortalama parlaklık sunuyor bize. Ekran genel olarak güzel görünüyor. Eğer renk tonlarından memnun kalmazsanız ekran ayarlarından ulaşabileceğiniz MiraVision isimli uygulama ile farklı renk tonlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da açıkçası güzel bir özellik. Telefonda Android 6.0 Marshmallow görüyoruz ki bu güzel bir haber. Bu segmentte yer alan pek çok rakibi Android 5.0 ile gelirken Blade V7 Lite Marshmallow'da geliyor. Güzel bir ayrıntı. Kendine özel bir ara birimi olan telefon rahat kullanılıyor. İsterseniz ara birimi tabii ki 3. parti uygulamalarla özelleştirmeniz elbette mümkün. Kendi içinde bir tema seçim uygulaması ne yazık ki yok. Ara birim performansına az sonra geleceğiz ama önce teknik kadrodan bahsedelim. Blade V7 Lite'ın Carbon'da MediaTek MT6735P işlemci var. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1 GHz frekansında çalışıyor. Evet, rahatlıkla anlaşılabileceği gibi pek güçlü bir işlemci değil. Bunu zaten telefonu kullanırken biz de sık sık gözlemleme şansı bulduk. Ancak bu kategoride genellikle benzer işlemciler kullanılıyor. Onu da söylemek lazım. Yine de belki 1.3 GHz'lik MediaTek MT6735 ile gelse işler değişebilirdi. Bildiğiniz gibi TP-Link Nephos C5 modelinde bu işlemci kullanıyordu ki gayet biz de beğenmiştik. Telefonun dahili kapasitesi 16 GB, RAM seviyesi ise 2 GB olarak tutulmuş. Bu arada depolama alanının microSD kart yoluyla 256 GB'da arttırılabildiğini görmek de sevindirici. Böylece genellikle giriş segmentine karşımıza çıkan depolama sorununu bu telefonla yaşamıyorsunuz. Bazı modellerde 8 GB gibi bir komik dahili depolama alanını görürken microSD kart desteği mecbur kılınıyordu. Ancak bu telefonda öyle bir sıkıntınız yok, onu söyleyeyim. Telefonun grafik işlemcisi Mali T720. Bu grafik işlemci ile Epic Satel testinde HD çözünürlükte 20 FPS ancak alabilen telefon grafik uygulamalarında pek iyi olmadığını bize gösteriyor. Peki telefonun diğer sonuçları nasıl? Şimdi onlardan biraz tek tek bahsedelim. Blade V7 Lite'den aldığımız test sonuçlarına bakalım. AnTuTu Benchmark testinde 23.690
99 puan toplayan telefon bununla Turkcell T70'i geride bırakırken Casper Via E1 ve TP-Link Nephos C5'in arkasında kalıyor. Bu sonucu CPU Prime Benchmark'ta da sürdüren telefon burada bize 3978 puan vermeyi başardı. Grafik noktasına geldiğimizde zaten az önce de söylediğimiz gibi 20 FPS'ler civarında sonuç olan telefon 3D Mark yani 3D Mark Benchmark sonuçlarına da bunun benzeri bir tablo getiriyor bize. Ice Storm testinden 3083 puan alan telefon ekstrem modda 1893, Unlimited'da ise 3103 puan toplayabiliyor. Bu puanlara pek çok eski model telefonun bile gerisine düştüğünü söyleyebiliriz Bled ve Adelaide'in. Bu da bizlere gösteriyor ki telefon bir oyun telefon değil. Bunu zaten biz de yaptığımız incelemeler noktasında FIFA 2016 testinde de gördük. Hatta yer yer telefon uygulamayı bile açmakta zorlandı. O yüzden söyleyebilirim ki FIFA 16 ve benzeri üst düzey grafik getiren oyunlara bu telefonla oynamanız pek rahat değil. O yüzden Candy Crush vesaire falan gibi daha küçük oyunlara bu telefonu oynayabileceğini söyleyebilirim. Geekbench 3'e geldiğimizde tek çekirdekli 397 puan, çoklu çekirdekli ise 1127 puan topladığında ekleyebilirim. Burada yine Turkcell T70 ve Sony Xperia E3 tadında sonuç üreten telefon pil performansında da bize 10 saat 47 dakikalık sonuç verdi. 2500 mAh bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim telefonun. Düşük güç tüketen işlemcinin karşılığını pil performansında aldığımız bir gerçek. O nedenle bu telefonla günü rahatlıkla çıkartabileceğini söyleyebiliriz. O anlamda pil performansını çok beğendik. Telefonun parmak izi sensörünün performansından da bahsedelim. Çift kademeli olarak çalışan parmak izi sensörü hızlı bir şekilde parmağınızı tanıyor. Parmağınızı tanımak için farklı açılardan da yani farklı şekillerde basarak da kolaylıkla tanıtabiliyorsunuz. Şunu da söylemek lazım. Evet, kusursuz çalışmıyor. Bazen birden fazla defa dokunmanız gerekebiliyor. Ancak daha önce incelediğimiz Türk Telekom TT175'te bulunan parmak izi sensöründen daha iyi bir performans sunduğunu da burada ilave edebilirim. Kısacası parmak izi sensörü konusunda bu telefonda endişeniz olmasın. Parmak izi sensörü istediğiniz bir giriş telefonu, segmentte telefon varsa Bled V7 sizin için uygun olacaktır. Son olarak telefonu kullanırken çok sayıda uygulama açık olduğu noktalarda ara birimde ağırlaşmalar görebiliyorsunuz yerciler. Biz bunu gördük. Bunun bilgisini de verelim ve şimdi kameralara geçelim. Bled V7 Lite'ın arka kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde LED flash ile desteklenen kamera, otofokus, HDR ve panorama gibi özelliklerine sahibi. Arka kamerada otomatik modun yanı sıra bir de Pro mod sunuluyor. Bunlardan Pro moda geçerek daha güzel karalar yakalamak için odak uzunluğu, beyaz dengesi gibi bazı noktalarda müdahalede bulunabiliyorsunuz. Güzel karalar yakalayabilen kamera bu anlamda segmentine uygun sonuçlar üretiyor. Öte yandan arka kamerada 30 kare 1080p yani Full HD video kayıt imkanı da mevcut, onu da söyleyeyim. Ön kameraya gelecek olursak, ön kamerada da 8 megapiksellik lens getiren telefon burada yine farklı olarak bir flash getirmesiyle de dikkat çekiyor. Ön kamerada flash bulunduran telefon daha önce de gördük elbette, fakat bu segmentte çok sık karşımıza çıkmıyordur, onu da söyleyeyim. Bu telefon giriş orta segment arasına konumlanabileceği için bu segmentte çok fazla yok. Birkaç tane model var. O dönemde Bled V7 Lite bu anlamda da önemli bir cihaz olmuş bizce. Bled V7 Lite uygun fiyat telefonlar arasında dikkat çekmeyi başarabilecek modeller arasında bulunuyor. Android Marshmallow ile gelmesi önemli bir ayrıntıyken telefonun 682 TL'ye bulunabileceği bilgisini de verelim. Evet, yaptığımız incelemelerde sizin de gördüğünüz gibi söylediğimiz gibi telefonun çok performans çalışmadığını söyleyebiliriz. Özellikle grafik gücü pek memnun olmayabilir. Ancak tasarımı, parmak izi okuyucusu, genişletilebilir depolama alanı, arka kamerada Pro modu ve ön kamerada flash gibi özellikleri de artı hanesine yazmak lazım. Bu anlamda uygun fiyatta bir akıllı telefonu almak isteyenlerin alışveriş listesinde incelenecek telefonlar arasında bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.